İklim değişikliği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kuraklık sorunu sonrasında, son 90 yılın en yağışsız ilkbaharının geride bırakıldığı Manisa'da kuraklık, bölgenin su kaynaklarını da olumsuz etkiledi. Devlet Su İşleri tarafından, 1945'te tarımsal sulama amacıyla oluşturulan ve yıllık ortalama 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veren Marmara Gölü, tamamen kurudu. Ege bölgesinin Büyük Menderes'ten sonraki ikinci büyük akarsuyu, Gediz Nehri'nin debisi de kuraklığın etkisiyle azaldı. Nehir yatağında debinin azalması nedeniyle oluşan adacıklar dikkati çekti. İçme suyu ihtiyacının yeraltı kaynaklarından sağlandığı Manisa'da kuraklığın etkisiyle, yeraltı kaynakları da azaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre son 90 yılın en kurak bahar dönemini geçirdik. Yağışlı gün sayısının azaldığı ülkemizde ve ilimizde baraj suları da tükenme noktasına geldi. Manisa ilimizdeki yerüstü su kaynaklarına baktığımızda Gördes Barajı %5.1, Demirköprü Barajı %6.5'luk doluluk oranı ile neredeyse kuruma noktasına geldi. Avşar Barajı %28, Sevişler Barajı da %50 doluluk oranı ile alarm veriyor. Ülkemizin gıda ambarı, tarım şehri Manisa'mızda son günlerde yaşadığımız anlık yağışların ise su kaynaklarımıza hiç faydası yok. Bilakis sel felaketlerine neden olan bu yağışlar tarım ürünlerine de ciddi zararlar veriyor. Manisa'da yaklaşık 1,5 milyon insana içme suyu temin ediyoruz. 2000'in üzerinde sondajımız var. İdare olarak Manisa'mıza günlük 392 bin metreküp su veriyoruz. Sadece son 6 yılda 500'ün üzerinde yeni sondaj açtık. Bu yazda yeni sondajlar açmaya başladık. Her geçen gün sondajlarımız kuruyor ya da yeraltı suları daha derinlere iniyor. 15-20 yıl önce açtığımız her sondajdan 50 metrelerden su bulurken bugün 400 metrelerde sadece belirli bölgelerde suya ulaşabiliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, suyumuzun korunması ve vatandaşlarımıza yeterli suyun ulaştırılması için yoğun mesai harcıyor. Bizim için her damla suyun önemi var. Çünkü su kaynaklarımız sınırsız değil. Bu noktadan hareketle şu an bulunduğumuz Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisimize de geri kazanım tesisi inşa ettik. Bu tesisimizden Manisa merkeze günlük 75 bin metreküp su veriyoruz. Ancak bu arıtım süreçlerinde 2000 metreküp su kullanılamaz hale geliyordu. Buraya inşa ettiğimiz geri kazanım tesisimiz sayesinde bu 2000 metreküplük suyu da artık yeniden içilebilir hale getiriyoruz. Evlatlarımıza bırakacağımız en önemli mirasın temiz ve yeterli içme suyu olduğunu düşünüyoruz. Kısacası suyumuzu koruyalım ve israf etmeyelim.